Ne sordum? Bitcoin'i kabul ediyor musunuz diye. Bu ülke dünyanın en tehlikeli ülkelerinden birisiydi. Teyze şu mangala bir temizlesenize. Bir soğan muğan sür. Tantunici bu. O kadar çok silah taşıyan var ki silahla girmeyin diyorlar. Yer gök asker, yer gök. Aman koy gitsin boşver. Bu ülkenin başkanı 48 bin kişiyi falan hapse atmış. 52 dolar verdiğimiz yeri göstereceğim. Vallahi dayanamıyorum, dur. Ne güzel öptü. Bu ne demek biliyor musun? Kanala abone olup bildirimini açın. Ya ben de bir şey gerçekten. Günaydınlar güzel insanlar. Dünyanın öbür ucundan iç savaşın olduğu, haberlere baktığınızda herkesin birbirini katlettiği ama aslında oldukça dikkat ederseniz güvenli olduğunu söyledikleri El Salvador ülkesinden ilk gün merhaba. Ben Deniz Behlivan. Sizlere şu an 95. ülkemden sesleniyorum. Yanımda yine her zaman olduğu gibi maceranın anlamlar ve yine her zaman olduğu gibi bu coğrafyada tek ortak yemek olan aham da bunu yiyoruz. Hepsinde aynı. Yumurta, patakon, kremalı bir şey. Aa ilk defa bu geldi ama menemen tarzı. Menemen tarzı bir şey. Bunu sahip sö- bu yumurtayla birleşti menemen. Bu da ezilmiş siyah fasulye. Siyah fasulye. Biz şu an bir hostelle kalıyoruz. Sabah uyandığım yeri görüyorsunuz. Leş gibi bir yer ama puanı çok iyiydi. Hizmetçi çok iyi, insanlar çok iyi çalışanlar. Muhtemelen ondandır. Şu anda Guatemala El Salvador sınırına yakın Santa Ana adlı bir kentteyiz. Bu kente dün geldik otobüsle. Çok güzel, çok keyifli bir yolculuktu. Önceki bölümü izleyenler zaten biliyordur. Buraya gelme amacımız, yakında bir göl var. Çok meşhurmuş, çok huzurluymuş. Oraya gideceğiz böyle. İki gün yatıp kafamızı dinleyeceğiz. Sonra başkent San Salvador'a gideceğiz. Oradan da uçağımız var Meksika Cancun'a. Böyle bir rota çıkarttık. Şimdi güzelce şu kahvaltımızı yapalım. Sonra bir telefon hattı alalım. Ülkede para dolar geçiyor. Para birimleri dolar. O yüzden dolarımız bitti. Para çekmemiz lazım. Sonra Uber'e bineriz. Yallah göle gideriz. Size iyi seyirler, bize keyifli yolculuklar, geziler olsun yine. Bir kere ekmek gelmişti size. Tadıyoruz şimdi, kahvaltımızı yapalım. Ben buna ekmek banarım, şu domatesli bir şey var ya. Ne güzel öptü. Bu ne demek biliyor musun? Ne güzel. Kanala abone olup bildirimini açın. Ya ben de bir şey gerçekten biliyorsam. Bu güzel domatesli biberli, bildiğin değil mi Sibel? Klasik, standart. Ne oldu? Neyi tattın? Çok şekerli oldu. Beklediğim tuzlu olmasıydı. Bu çok şekerli. Bakayım. Böyle sanki Duydun mu ne dedi? Yorum atın dedi. Tatlı domates salatası koymuşlar gibi. Yumurta geldi. Oha peyniri var. Ben de gördüm. Bulamazsın normalde. Kahvaltıda peynir, buralarda zeytin. Asla. Hayal. Bakın kahvaltı bulmak hayal burada. Yemiyorlar ki. Ben de şaşırdım. Size kahvaltıda ne yiyorlar göstereyim mi? Sen göster hadi. Ya şu an mesela bizim yemeyeceğimiz tabaktaki tek şey. Patakon. Muza benzeyen. Yeşil bir muz böyle büyük, kocaman yemeklik. Kızartıyorlar bunu ama ya bize göre ağır bir tadı var. Aa, burada bir şey var bak. Ben de onun ne olduğunu anlamadım. Beyaz bir şey var. Sonra diyorlar ki hiçbir şeyi beğenmiyor. Sen de ye Allah'ını seversen. Yok, mesela öyle yaptın ya. Ben bu fasulyeyi yiyeyim. En güzel ekmek. Fasulye. Ya sabah sabah barbunya ezmesi yenmez. İşte biz yemiyoruz ya. Bu bizim şu an gözümüzde Türk kahvaltısı. Enerjiyi alalım, az sonra şehri gezerek başlarız. Hadi bakalım. Şimdi otelden çıkarken Çekme daha sonra. Şöyle bir yere geldik. Sağda ne yapıyorlar Nesli? Bakım yeri mi burası? Evet. Hostelin girişinde. Tam bakım yapıyorduk. Evet. Haydi bakalım. Gündüz gözüyle Salvador'a başlayalım. Hermano! Böyle bir yere geldik. Ülkenin eski şehirlerinden bir tanesi. Hep böyle tek katlı evler var. Kolonyal dönemi. Yine burada da izlerini görüyorsunuz. Şu an tam tarihi merkezin olduğu yerdeyiz. Bankadır, telefon hattıdır. İşlerimizi halletmeye gidiyoruz. Ondan sonra araba kiraladık. Şu meşhur gölün olduğu yere gidiyoruz. Hatta az önce oteldeki müdür çok iyi İngilizce konuşuyor. Dedi ki orası dedi El Salvador için görülecek en iyi nokta dedi gölün olduğu yerle ilgili. Bunların en lüks
tatil bölgelerinden biriymiş. Hatta biz şimdi hostel kiraladık. Kaç paraya? Gecelik. Böyle bir ortam. $60 en ucuzu. Kaç paraya evler vardı gecelik? Oo, 11 bin geceliği. Ama aldılar. Aldı. Biri aldı evi. Dün dolu, dün boştu hepsi. Bugün hep dolu. Ve bu ülkede bir su $1. İnsanlar da günlük 13 ila 15 dolara yaşıyorlar. Düşünün. Çok bilgi gelecek, merak etmeyin. Şimdi merkeze doğru gidiyoruz. Bütün evler bu şekilde. Rengarenk, pembe, sarı, beyaz, turuncu, hepsinin bir tarzı var. Renk katmaya çalışmışlar. Çünkü burada aslında dostlar, bu şehirde özel görecek hiçbir şey yok. Bırak noktası. Bu otobüslerle şehirler arası ulaşımınızı sağlayabiliyorsunuz. 50 sent falanmış birçok yere gitmek. Yine her yer zaman olduğu gibi bir Latin kaldırımı. Şu ülkelerin hiçbirinde doğru düzgün kaldırım, sokağa yatırım görmedim. Bak yolları güzel mesela, sıcak asfalt oluyor. Ama kaldırımlar hep bu şekilde. Yıkık dökük evler oluştu. Burada bedavaya gazete dağıtıyorlar. Bu ülke dünyanın en tehlikeli ülkelerinden birisiydi. Özellikle 80'lerde, 90'larda. O kadar çok insan ölüyormuş ki, sokakta çetelerin savaşından dolayı masum insanlar ekmek almaya giderken öldürülüyormuş. Onunla ilgili San Salvador'da, başkentte ayrı bir bölüm yapacağım. Ama son 20 yılda özellikle eğitime yatırım yapmışlar. Şu an sadece gangsterler bu çatışmaları yapıyor ve genelde polis de yapıyorlar ama yine tabii masum halkın öldüğü durumlar oluyormuş. Bizim oteldeki arkadaşın İngilizcesi çok iyiydi dedim ya. O bana söyledi. Her yerde olduğu gibi tabii dikkatli olmak lazım denizde de. Ama %99 güvenli diyebilirim. Arabalar nasıl yol veriyor ya? Evet. Şaşırıyorum. Eğitim işte. Bizden başka bir tane turist yok Nesibe. Hiç turist görmedim. Hatta ben kamerayla çekim yaparken herkes el sallıyor, fark etmişsinizdir. Şurası da Santa Ana'nın merkezi işte. Canım Claro. Claro anlaşıldı, net gibi bir şey demek İspanyolca'da. Aa, dibimden geçti Nes, dikkat et. Bu adamlar da olmasa telefon hattı alacak marka yok. Hadi şu işimizi çözelim. Claro'lar nerede gördüysek tıktım tıklım ve hep sıra var. İçeride çekim yaptırmıyorlar. Ne oldu? Sınırsız internet aldık. 8 gün geçerli, sadece $4 arkadaşlar. Sosyal medya sınırsız. 5 GB'da normal internet kullanmak için. Ve bu markanın canavar gibi de interneti var. Gayet hızlı. Şimdi bu ülkenin en büyük ikinci şehrindeyiz. Birazcık sokaklarında dolanalım. Böyle bir yere doğru ilerliyoruz ve şey alacağız. Para çekmeye gidiyoruz şimdi de. Ne satıyorlar? Şeftali, elma, rambutan. $1 solo. Oyo. Ana rambutan alalım. $1 ama önce şu banka işlerimizi halledelim. Tamam. Banka sonra later. Gracias. Güler yüzlü insanlar. Ne olmuş buralara ya ablacığım? Sokaklarda yaşıyorlar resmen. Bu ülkede çok ciddi arkadaşlar evsiz nüfusu var aynı zamanda. Çok ciddi. Dedim ve hemen görmeye başlıyorsunuz. Çoğu uyuşturucu kullanıyor. Ve devlet hiçbir şey yapmıyor. Hiçbir destekleri yok. İnternette de bir sürü kaynak okudum. Hep öyle diyor. Yani idealist bir başkanları var ama sonuçta Latin Amerika'nın gerçekleri bunlar. Merkeze geldik. Şurada tavukçu satılı bir dükkanı var. Şurada bir ayrı restoran var. Çok fazla büfe görüyoruz. Böyle ilk defa bir yere gelmeyi seviyorum. Aa, film ha? Eski usul. Kaçak filmler. Herkes kalktı Nesibe. Ha, çekmeyeyim diye. Kaçak film ya. Ah, koşarak gittiler, gördünüz mü? Anlamadım. Aa, etkinlik var yine. Of, köfte koktu. Vay vay vay. Esto carne or cerdo? Res. Res. Carne. Ha, danaymış. Düşün, acıkayım geleceğim.
Çok güler yüzlüler değil mi? Şehrin tam kalbindeyiz şu anda. Bugün Movistar sponsorluğunda bir festival varmış. Movistar da bunların ikinci büyük telefon GSM şirketi. İnsanlar böyle parka gelmiş, oturuyorlar. Abim dondurma yapıyor. Todo bien. İnsanlar böyle bugün etkinlikte, parkta dolaşacakmış. Var ya, her yerde her şey var artık gerçekten ya arkadaşlar. Hep diyorum ya size, yeter ki para olsun yani. Kapitalizmin girmediği yer kalmamış. Herhalde bugün de bir koşu etkinliği olacak. Aynı Guatemala'daki gibi. Şurada kupa dağıtıyorlar. Bravo! Her yerde askerler var Nesibe, görüyor musun? Ordu var. Çekmiyorum başımızdan şimdi, iş gelmesin. Elim memleketinde. Kapıların önünde silahla girmeyin. Gel. Her yerde, her yerde. Ya biz gece geldik buraya, böyle değildi burası. Gündüz var ya işte, her şehrin hem gecesi hem gündüzü, iki ayrı yüzü oluyor. Bankayı bulamadık, bankayı bulup para çekmemiz lazım. Şu an 5 parasızız. Heh, buldum. Hadi Allah'ım, şuradan para çekebilirim. Her yerden çekilmiyor çünkü. Evet, ilk defa bir makine kartı yuttu normalde. Kartı çıkmalı içine almadan ya. Çünkü bu işlem kartı yapıyordu. Evet, Nesibe ne çekiyoruz? 200 deneyelim mi? Deneyelim. 3.75 komisyon alıyor. Şuraya senin kartını kopyalayabiliyorlar. Evet. Bir adamın başına gelmiş ya, Brezilya'dan. O yüzden çok korkuyorum. Çok böyle yoğun bir yere geldi böyle asker masker olan. Aha, geliyor Nes. Valla dolarlara bak. Nerede yedim dolarları? Söyle. Hadi gidi. Yemin ederim şunun kokusuna gidiyorum şu anda. Sokağı kapladı. Of. Yerel de bir restoran. Tavuk yapıyorlar. Evet, paramız da var. Yemeğimizi yiyebiliriz. Dolar ilk defa çektim yurt dışında. Genelde gittiğimiz bütün ülkelerde yerel para birimleri oluyordu. Bankamatik kartını yutma, kartın kopyalanma, bir sürü sıkıntısı olabilir. O yüzden insan tereddütle yaklaşıyor. Çok para çekmemeye çalışıyorum. Genelde kredi kartımı kullanıyorum. Bununla ilgili zaten bir bölüm yapacağım. Bildiklerimi aktarmayı seviyorum. İnşallah o bölümde böyle bütün deneyimlerimi bir özet çıkarırım. Eğer sorularınız varsa, nasıl hani aklınıza takılan bir şey, nasıl dünyayı geziyoruz, nelere dikkat etmek lazım, yoruma yazın. Biz Santa Meydanı'na geldik yine. İnsanlar parka gelmiş. Çok şu an nemli hava, serinliyorlar. Şu gördüğünüz kiliseleri şehirde görünecek en önemli yer. Buraya kadar gelmişken bir bakalım hadi. Yerel enstrümanları. Abi az önce başımıza bir şey geldi. Şu polisi görüyor musun? Neden, nesi bu? Şuradan geçmek yasak dedi. Yes. Neden? Geçiyor çocuklar. Çöp dolu ve toprak. Yani enteresan. Ya canı sıkıldı böyle, konuşacak birini arıyor. Çok enteresan geldi vallahi. Yer gök asker, yer gök. Şöyle bakın, sağımda göreceksiniz. Her yer asker. Bu kilise gotik mimari tarzda yapılmış. 400-500 yıllık bir kiliseymiş. Kolonyal dönemin izlerini görebileceğiniz ama yani bildiğiniz kilise, çok da böyle ahım şahım değil. Burada da bakın yine poşette satıyorlar suları. Şu bildiğiniz ava yani su. Ol hermano. Aa, abi kar şerbeti yapıyor. Hola. Buzu öyle çıkartıyor. Is what is this? Ne bu? Guatemala. No, I don't want. Thank you, muchas gracias. Alamam çünkü açıkta satılıyor. Bunun birkaç defa başımıza geldiği için artık deneyimliyim. Bugün festival olduğu için her yer tıktım tıktım olmuş. İnsanlar bu kilisede dualarını ediyorlar. Bayağı büyük bir kiliseymiş. Gerçi ülkenin en büyük ikinci şehri olduğu için gayet normal. İçerisi serin yalnız arkadaşlar, var ya. Resmen başım yanıyor şu an. Buzdolabına girmiş gibi oldum. Bir su aldım. Okay. Gracias. 75 cent. Ve böyle bozuk dolarlar verdi.
Abi hepsi Amerika'nın. Bu Panama'da mesela dolar veriyordun, bozuğu bir şey veriyordu değil mi? Panama dolar olarak veriyordu. Panama doları veriyordu. Bu mesela direkt, pardon, bu direkt United States of America. Direkt dolara basmışlar. Bayağı acıkmaya başladım. Kokular da geliyor. Şöyle bir mangal gördüm. Teyze şu mangala bir temizlesenize. Bir soğan muğan sür. Kömür olmuş. Aman koy gitsin boşver. Numre, numre Deniz. You? Tranchito. Nice to meet you. Tranchito. Tranchito. Ama çok yemek var değil mi? Evet evet. Zengin yani. Var. Abi beni bayağı ikna etmeye çalıştı. Bizim klasik şeyimiz var ya, dedim ama hani pulüz göbeğimi gösterdim. Ayım ayım yarın geliriz dedim. Kömürdü, içeride tavuk vardı da kömürdü yani, yenmez o. Bakalım yenecek bir şey bulacağız elbet. Hey maşallah be. Çanakta mı yapıyorsun? Alkol. Alkol ha? No. Ponçi. Lokale. No, no. I am full. İçindeki anam içinden sinekleri gördün mü? Evet. He, alkolle de bir şeyler yapıyor. Ponçi dedikleri bir şeymiş. Bakmam lazım internette ama sinekleri gördün mü? Ben içinden bir şey fırla balık çıktı sandım. Yani net sinekti. Bir de böyle alkol koyuyorlar içine. Farklı farklı alkoller var. Şurada dayımın biri yemek yiyor. O da benimle selfie yapıyor. Ben seni çekiyorum, sen beni. Buenos Aires. Şurada papas nacionales yazıyor. Yani yerel patates yapıyorlarmış. Şöyle tabakta satıyorlar. 1 dolar 25 sente. Klasik bir büfe. Ne gördün Nesibe? Ha? Yemek yiyecek yer. Pis abi. Aslında biz daha dünya turunda uzun geziyoruz. Dikkat etmemiz lazım. Deniz bak, avokadolu bir şey. Sandviç yapıyor. İçine domuz koydu, salam. Şurada ocakta bir şey pişiriyor. Havuç, soğan var. Serdo. Bif. Ha, et, dana eti. Serdo değil. Herhalde bu yemekleri meşhur bir yemek Nesip. Herkes bunu yapıyor. Soğanı kavuruyor, ekmeğine hala arasına sosistir, salamdır, avokadoları koyuyor. Esto nombre, nombre esto? Tortas, picanas. 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 Zamanla öğreneceğiz bakalım. Daha dün bir, bugün iki. Muchas gracias, buenas tardes. Bak bunlar da hep güvenlik. Her yerde polis, güvenlik, asker var. Şimdi bize bazen laf atıyorlar yoldan geçerken. Saygısızlık olmasın diye ben gidip poquita İspanyol diyorum. Sonra gülmeye başlıyorum. Allah'ım mesela. Muchas gracias. Gülünce de gülüyorlar. Başka bir pazara geldim. Burada da Korean pop çılgınlığı var. K-pop. Korean pop. Korean. Originales. Originales. Tienen firma y todo. Aa, orijinal fotoğrafları var. İmzalı diyor da yersen. Korean şey, tezgah. Burada meşhur herhalde. Burada fiyatları görüyorsunuz. Bir sürü burritosundan, takosundan, tortillasından her şeyi yapıyorlar. Çok uygun ya Nesil'e fiyatlar. Hep 1-2 dolar. Yani birçok yerde de gördük ama hep 5 dolar, 10 dolara denk geliyor. Dolar olan yerler daha uygun oluyor. Fark ediyor musun? Evet. Yerel dolar. Para birimi olunca. Aa, pamuk şekerci de var. Neyse. Alayım mı sana bir tane? Panayır'a döndü ortalık. Hola. Todo bien? Todo bien. Aa, esto carne o cerdo? Carne. Ha, nice. Böyle yağda yapıyor. Taco. Taco. Taco, taco yapıyor. Mexicana. Aa, muchas gracias. Buenas tardes. Ya şimdi tortilla falan yemeye gerek yok. Zaten Meksika'ya gideceğiz. Orada doyarız. Okay, brother. Ne? Evet. Ağzı olan konuşuyor. Oh, abla. Estamos. Felices. Felices. Happy. 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 Mutluyum diyor. Buenas tardes. Good morning. No. Good afternoon. Good afternoon. Nasıl gülüş? Gırtlağı çıktı gülmekten. Bu abi beni mi çağırdı? Evet, çağırdı. Gelelim. Buyur abi, çekim yapmaya geldik. Hola. Tantuni. Tantunici bu.
pollo, ¿eh? Esto. Al pastor. Carne adobada. Carne. Evet, anaymış yine. Nasıl da çok duruyor? Şey yapmış. Ama işte güzel görünmüyor arkadaşlar. Yani azıcık şeyim bu konuda hassasım. Birkaç kez zehirlendiğim için dikkat etmeye çalışıyorum. Pazar pazar geziyoruz. Şimdi çarşılardan birine girdik. Böyle hediyelik eşyalar alabileceğiniz rengarenk dükkanlar var. Ve her zaman olduğu gibi girişte ne var? Bangır bangır Latin müzikleri. Çantama bir takayım. Bu ülkenin başkanı, eski ülkenin başkenti olan San Salvador'un belediye başkanı. Ve adam yenilikçi bir adam, 30'lu yaşlarında bir adam. Halkın tabii seveni var, sevmeyeni var. Özellikle gangsterlere karşı yaptığı çok büyük bir savaş var. Sonraki bölümde detaylı anlatacağım zaten de 48 bin kişiyi falan hapse atmış. Şu an burada o hal var. Dördüncü kez uzatıldı. Ve adamı sevenler için de bakın şöyle magnetler, şeyler, anahtarlıklar yapmışlar. Adı da Nayib Bukele abimizin. Kaç para dedi Nesibe ona? Şu çakmağa 1 dolar dese anlarım da 3 dolar etmez yani, baksan plastik bir şey. Tokyo yazıyor ayrıca. No acceptado Bitcoin. Bitcoin no. 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 Solo capital Salvador. Aha. Ah, solo. Sí, solamente. Not in Santana. No, poquito. Puede ser que sí, pero no sé. Yeah, limitado. Aha. Ah, okay. Gracias. Sí. Ne sordum? Bitcoin'i kabul ediyor musunuz diye. Bitcoin ülkesi olarak biliniyor. Sadece başkentte kullanılıyormuş. Santa Ana'da da çok az yerde geçerliymiş. Şu dünya turunda bir tezim var. Dolar yani para birimleri dolar olan ülkeler daha uygun oluyor arkadaşlar. Dolar olmayanlar hani böyle bir şey gibi geliyor. Bir dolar 20 diyor ya mesela sana. Bir hediyelik eşya alıyorsun 100 diyor mesela, değil mi? Ulan diyorsun yine 5 dolar yaptı, çok para diyorsun. Mesela burada dikkatimi çeken bir şey. Şöyle bir sapan. Ben herhalde bir 5-10 dolar derdim Nes. Ya sen 1 dolar dediysen direkt parayı çıkar. Parayı çıkarıp hemen al. 1 dolar dedi şuna. Bir keş almazsın. Yani mümkün değil ya, şu Costa Rica'da 5 dolar değilse en az alacak olsak. Enteresan. Allah'ın işi. Hadi gezmeye devam. Canlı canlı göstereyim. Ne yazıyor Nesibe şurada? Silahla girmez abi. O kadar çok silah taşıyan var ki silahla girmeyin diyorlar. Bütün dükkanlarda, marketlerde, restoranlarda bunu görüyorsunuz. Bir süpermarket bulup bir şeyler almamız lazım. Nesibe bol bol su içmemiz lazım. Çok fena sıcak. Benim başıma geçiyor şu an. Nesibe ile bir kafeye attık kendimizi. Çok güzel. İyi mi çıktı? Evet. Ben çok sevindim. Banban adında böyle çok bir zincir gördük. Her yerde böyle bir restoranları var. Pastane gibi. İki kahve. Pastane gibi mi? İki tane de şundan nereden aldık işte, böyle milite yağmurlu bir şey. 7,5 dolar. 7 dolar mıydı? Canavar gibi. Hem de serinledik ya. Başımıza güneş geçiyordu. Aa, yapıştım. Nesibe çok övdü bakalım. Yani güzel değil mi? Düzgün bir tat yiyoruz be kaç hafta sonra. Ya çok süper değil ama gerçekten düzgün çıktığı için sevdim. Kolombiya'daki videoları izleyenler biliyor. Biraz sonra turistik bir görün olduğu yere gidiyoruz. Şimdi orada her şey çok pahalıdır tahmin ediyorum. Gecelik konaklama bile 60-70 dolar minimum. O yüzden şurada bir market bulduk. Yani yanımıza bir şeyler alalım diyoruz. Suyumuzu, muyumuzu en azından. Rahat ederiz yani fiyat anlamında. Yoksa bizi mahvedecekler. Anlamadım. Herkes sırada bekliyor. Gidip soracağım. Bir şey için bekliyorlar ama paran varsa her yerde her şey var. Şuraya bak. Fiyatlar oldukça uygun geldi bize. Şu suyun tanesi 25 sent. Yani biz başka ülkelerde 1 dolardan aşağı su almıyorduk. Evet, gerçekten. 25 sente 750 milim su aldık, 700 milim. Bir market videosu gelsin mi, ne dersiniz? Yazın yorumlara. Şurada bir tane sakız 40 sent. Bunun büyüğü 2,5 dolar. Yani şu 40 sakız. Anasını satayım. Ay 40 dolar diyorum, 41'e. Niye her yerde bu kadar pahalı? Anlamadım. Şimdi otele dönüyoruz. Uber'e binip göle gideceğiz. Akşama kalmak istemiyoruz. Çünkü akşama kaldığında bir anda buralarda hayat değişiyor arkadaşlar. Dün gece gördük zaten. Yani alakası yok buranın gecesiyle gündüzünün. Uber bizi hemen bir saate götürecekmiş.
Çok da güzel bir yermiş bakalım. Muchas gracias hermano. Adamsın. Geldi Uber'imiz. Hadi gidelim. 5 FF. Hola hermano. Mi Deniz. Bagaj. Por favor. Nereye koyacağız şimdi bunu? Of, araba çok güzelmiş, neyse ha. Haydi. Biraz karışıklık oldu. Yolumuz uzun. 45 dakika ve yani sadece sadece 12 dolar. Evet, sadece 12 dolar arkadaşlar. Sibe, bu bildiğin transfer oldu. Özel araba. Güzel araba olunca böyle keyifli olur şimdi yolculuğumuz. Bu bile sırt çantası kadar ağır. Cüneyt Ertin, hoş geldin. Hermano, todo bien? Nesibe, ne sohbet ettin adamla be. Ama anladı. Ben de aynıyım. Bir kelimeye kadar var, sonrası yok. Bu nasıl yol? Bak, adam karşıdan bizim şeride geçiyor. Şimdi diğer yere geçti. Çünkü karşıdan gelenlerin yolu asfalt aşağıda. 15-20 santim. Böyle yemyeşil bir coğrafyanın içinden geçiyoruz şu anda. Buraya bak. İnsanlar tenekeden evlerde yaşıyor. Aynı ya. Klasik abi. Klasik Latin Amerika. Bir tarafta böyle aşırı lüks yerler. Öbür tarafta yine tenekeden yaşamlar. Hiç şaşmıyor gerçekten. Yani bu gezdiğim ülkelerin hepsinde bu manzarayı zaten size gösterdim. Size şimdi bu tenekeden evlerin, yaşamların niye gösteriyorum? Bu coğrafyada da şimdi biraz sonra göreceksiniz. Kaldığımız yeri göreceksiniz, lüksü göreceksiniz, jet skileri göreceksiniz. Her şey var, yeter ki paranız olsun. Bu düzensizliği hiç sevmiyorum, adaletsizliği. Ama ne yazık ki böyle bir yer dünya. Devletler, siyasiler refah ve sosyal adalete inanmazsa böyle uçurum da fazla oluyor arkadaşlar. Bunu Latin Amerika'da çok net görüyorsunuz. Az kaldı bu arada, göle gelmek üzereyiz. Gölün olduğu köye geldik. Yani köyün bir gölüne gidiyoruz aslında. İsmi de Lago de Joatepecue, yani Joatepecue Gölü demek. O işte gölün, köyünün olduğu yerde buymuş. Joatepecue köyüne geldik. Akabinde de göle geçeceğiz. Yine hep böyle tek katlı. Aa, iki katlı olmaya başladı. Normalde tek katlı oluyor bu gördüğümüz evler. Rengarenk. Bugün hafta sonu olduğundan her yerde bir etkinlik var. Bak. Arabalar çok balonlarla güzel olmuş değil mi? Aa, genç kızlık kutlaması mı yoksa o? O da olabilir. Bu adamların kültüründe bir şey var. Kızlar özellikle böyle 15-18 yaşına mı gelince de o kadar önemli ki onlar için bildiğiniz böyle düğün yapar gibi parti diyorlar. Bunu Panama'da falan da görmüştük. Bence bu olabilir. Genç bir kızın fotoğrafını koymuşlar arabanın önüne. Nereden bir gelin yürüyorsun? Yok, o değil be, teyze o ya. Bunlar için çok önemliymiş. Biz bunu buraya gelince öğrendik. Mesela Kutay anlatmıştı Panama'da. Geldik dostlar. Göl göründü. Burayı çok övmüşler ya. Gerçekten hani Panaturka da çok övdü burayı. Hatta bir gün gelecektik, kalacaktık. İki güne çıkardık. Size de göstermeden gitmek istemiyordum. Kendim de tabii deneyimlemek istiyordum. Orası başka da. İndirdi bizi taksici. Böyle bir yerde geldik. Şuraya bakın. Mutluluktan konuşamıyorum. Beklediğimden çok daha güzel bir yer oldu burası. Kazık üstünde böyle gölün içinde evler var. Hem böyle sporları yapıyorsunuz. Dinleniyorsunuz. 10 numara bir yermiş. Acıktık. Odaya yerleşip bir yemek yiyelim. Ya bak. Gecelik ya 52 dolar verdiğimiz yeri göstereceğim. Vallahi dayanamıyorum. Dur. Böyle kazıkların üstündeyiz. Hostel burası. Ki burası ucuz arkadaşlar. Uygunu yani. Düşünün. Şurası bar, restoran. Bizim oda bu. Aşağısı görünüyor. Şu an ağaçların üstündeyiz. Aralarını falan görüyorsunuz yani. Nesko? Nasıl beğenmezsin? Çok iyi değil mi? Banyosu var sanıyordum. Aşağısı işte. Ana şey. Neyse ya, güzel. Ya zaten takılacağız, partileyeceğiz burada. Biz eğlenmeye geldik. Çok da önemli değil yani yer. Şimdi de size bar kısmını gösteriyorum.
Burada yiyip içip eğleniyorlar gençler. Bugün hafta sonu olduğu için çıldırırlar. Enteresan bir yer, egzotik bir yer ya. Sevdim burayı. Şöyle ağaçların üstündeyiz. Vay. Güzelmiş. Bak millet yüzüyor mesela. Biz de hem yüzeceğiz hem eğleneceğiz. Hadi bakalım nasıl olacak. Ama önce yemek dediğim gibi. Eller titremeye başladı. Dostlar bu tesisin bir de yüzen barı var. Bakın. Bildiğiniz suyun üstünde dalgalanıyor. Görüyor musunuz? Hareket ediyor. Orada da genelde kokteyl içiyorlarmış akşamüstü ama biz şimdi şurada bir yemek yiyelim. Sonra gerekirse oraya geçeriz. Burayı sevdim en azından. Terliklerimi de giydim. Yaz modundayız. Keyifler yerinde. Biz de gelecektik. Ermanu, is it gonna come back? Yes, of course. How often does it go like that? Like $5 each one, the ride lasts 45 minutes. Ha. Yeah, bro. 45 dakika sürüyormuş desi ve $5 kişi başı. Böyle seni gezdiriyormuş. Yaparız bunu da. Havanın yağacağı belliydi. O kadar çok nem çöktü ki artık bıktırdı bizi. Diyorum ya sabahtan beri nefes alamıyorum. Çok güzel böyle ortamımız var. Kazıkların üstündeki bu barda, restoranda yemeğimizi yiyeceğiz. Birazdan size menüyü falan da göstereceğim. Çok güzel. Etrafımız dağlarla çevrili. Şuralara bakın. Işık olsa biraz daha güzel görünür ama şimdilik yağmurun keyfini çıkarıyoruz. Bak geliyor. Fiyatlar nasıl? Dolar olunca güzel olur. Ya kahve $1 kahve. Kokteyl $4. Bira $2. Su $1. Meyve suyu $1. Makarna $6. Bu kadar turistik bir yerde eğer ki para birimi dolar olmazsa çok yükseliyordu. Evet ya. Ama para birimi dolar olunca biraz daha düşmeye başladı burada. Ki çok yani ülkenin en turistik yerindeyiz. Yani onların turistik yeri böyle oluyor. Sonuçta böyle. Orta Amerika'nın en gelişmemiş ülkelerinden birindeyiz ve biraz sonra bir yemek söyledik, göstereceğim. Bayağı bir şey geleceğini düşünüyorum. Tek o pahalı. Evet. $17. İki kişi doyacağız sonunda. İnşallah. İnşallah. Ben doyarım. Her türlü doyarız ama fiyatlar beni çok şaşırttı arkadaşlar. Hani $1'a bir ben şey görmek. Çok, daha pahalı bir bekliyorum. Çok çok uygun. Keyfimiz yerinde. Dünya turu canavar gibi gidiyor. Canavar. Nesko. Biraz hayal kırıklığı oldu gibi. Evet. Ben daha büyük karides bekliyorum. Bu bildiğin çim çıktı. Baksanıza. Küçük karidesler gelmiş. $17. Keşke makarna söyleseydik. Yarın ıstakoz yiyeceğiz ama bir yer bulduk bakalım. Acısını çıkartırız. Sonraki bölümde acısı çıkacak. Yanmış ki bu. Kızartmışlar bunu o yüzden. Mangal değil. Neyse ben salata ve pilava da alacağım. O zaman bu da servis olsun. Tadıyorum ben. Ne yapalım birinin deneyimlemesi lazım. Karides buz gibi. İnanmayacaksınız ama balığın tadı kokoreçe benziyor. Aa, yandığı için galiba. Galiba. En azından aç kalmayacağız bunu çünkü. Gerçekten son zamanlarda para verip yediğim en kötü yemek. Ya böyle olunca üzülüyoruz çünkü ben. $17 veriyoruz değil mi biz? Ayıp ya. Bunun hakkını verin yani. Çok $17'lık bir tavuk asla değil. Biz asla değil. Guatemala'da $15 belki içinde yarım kilo deniz mahsulü olan bir makarna yemiştik. Bu olmadı. Yakıştıramadım. Şu anda en üst kata çıktım. Çok da güzel olmasa gün batımı anını yaşıyoruz artık. İnsanlar böyle "Aa arka taraf ne kadar güzel, yemyeşilmiş." Ve böyle güzel bir yerden sevgili dostlarım benden bu kadar. Sonraki bölümde bu bölgedeki aktiviteleri birlikte yapıp size aktarmayı planlıyorum. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız zaten haberdar olursunuz. Dünya turumda daha çok güzel ülkeleri sizlere böyle videolar şeklinde deneyimlerimi aktaracağım. Herkese şimdilik buradan selamlar. Sonraki bölümde görüşürüz.